Merhabalar, psikodrama derslerinin ikinci ders, dördüncü aşamalar dersinin dördüncüsü, süreç çözümlemesi, işlemleme, değerlendirme dersinde beraberiz. Bir anımsatma yapalım. Bu derslerimiz daha çok psikodrama öğrencilerine, psikodramatistlere, eğiticilere metaforik yorumlama diye demeyi düşündüm. Çünkü metaforlarla çok konuşmayı sevdik başından beri. Gördüğümüz kadarıyla psikodramatistlerin bir bölümü de, yazarların bir bölümü de metaforları çok kullandılar. Tabii böyle elle tutulur bir şeyleri, elle tutulur olmayan bir şeyleri anlatırken metaforlar önemli bir anlatı kaynağı. Bugün dediğim gibi aşamaların artık sonuncusunu değerlendiriyoruz. Zaten kaynaklarımız da az, herkes yazmamış. Mutlak zorunlu bir aşama olarak düşünmemekte yarar var. Bir psikodramatistin danışanlarla, hastalarla çalışırken kullandığı bir şey değil zaten. Öğretimde daha çok kullandığımız bir şey. Öğrencilerimize öğretirken, psikodramatist yetiştirirken mutlaka yaptığımız. Değişik şekillerini göreceğiz şimdi. Bizim hoca nasıl yapardı, başka birkaç öneriler nedir gibi. Bizim son geldiğimiz şeklini nasıl yapıyoruz? Şöyle bir kaynakları elden geçirelim, dilden geçirelim. Greta Loitz'un ilk bölüm yazında o 1974'te Almancasını yazdığı, 1987'de ilk baskısı Türkçe'de çıkan kitabımız, Mavi Kitap diyebildiğimiz, şimdi Mor Kitap diyebildiğimiz kitap. Kaynak sonradan ele almaya başladım. Eleni Eller Goldman ve Delcy Shram Morrison'un 1984 yılında ilk baskısı çıkan, sanıyorum zaten bir tane baskısı var, daha sonra yapılmış olduğunu fark etmediğimiz bir kitap. Psychodrama Experience and Process, yani psikodrama deneyim ve süreç kitabı. Focus on Psychodrama Türkçesiyle neydi? Psikodramaya derinlemesine bakış olarak çevrilmiş. Peter Felix Kellerman 1992'de basılmış bu kitapta Processing adıyla bu bölümü alıyor. Bizim Türkçe'ye kazandıranlar buraya almamışım. Şuradan bakabilir miyiz Ayşe? Orada derinlemesine bakış atlamayalım. Ginny Jeffries'in psikodrama rehberinde Marsha Karp, Paul Holmes, Kate Bradshaw Town editörlüğünde Nalan Kalkanoğuzoğlu Nobel yayınlarında bu bölümü Türkçe'ye Pınar Çakır Aksu kazandırmış. Evet, işlemleme Öznur Acicbe çevirmiş. Bunun editörü Bahar Gökler. Ilgın Gökler danışman, Aliye Mavili Aktaş. Evet, bunu kaldırabiliriz. Teşekkürler. Greta Loitz görüşme aşamasının, hani görüşme diye ayırmıştı, dördüncü kısmı olarak süreç çözümlemesi olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Bunun üzerine yazıyor. Elimizdeki kaynaklarda ilk yazılı kaynak. Moreno'da böyle bir bölüm tanımı yok. Onun tanımı şöyle, oynanmış psikodrama sırasındaki olaylar, rol kuramı, sosyometri açısından ele alınır. Birbiriyle ilişkiler, dış dünya ile karşılıklı etkileşimler ve grup süreci incelenir. Bu görüşme aşamasının rol geri bildiri ve paylaşım kısımlarından sonra uzun bir mola ile ayrılarak yapılır. Gördüğünüz gibi Loitz ne yapmış? Daha çok sosyometrik açıdan analiz sözcüğü var ama burada neyi yapıyoruz diye baktığınızda ilişkileri, olayları, sosyal bağları, sosyometriyi bunlar üzerinden değerlendiriyoruz. Neyi değerlendiriyoruz? Aslında bunu göreceğiz. Şimdi burada protagonisti ve grubu değerlendiriyoruz gibi görünüyor ama bir de ekleyeceğiz ki öğrenci yöneticiyi değerlendiriyoruz. Değil mi? İleriki aşamada öğrenci yönetici de bu eğitim sürecinin içindeki kendisinin değerlendirildiği bir yer alıyor. Goldman ve Morrison
yarım sayfalık bir bölümde kritik eleştirme, şey eleştiri, kritik diye ve değerlendirme başlığıyla yazıyorlar. Onlar aşama olarak sharing'de üçüncü kesimde almışlar ve dördüncüyü de diyalog diye ayırmışlar. Bu diyalogda da daha önce Kipper'da da görmüştük. Ne yapıyorlar? Terapistin yorumlaması ve geri bildirimleri diye yapıyorlar. Yani yorumlamayı sonradan nasıl psikodrama tarihinde ortadan kalktığını görmüştük değil mi? Paylaşım onun yerini almıştı. Burada hala bu şey içinde, süreç içinde bazı eğiticilerin bu şeyi sürdürebileceklerine ilişkin de bir yol var. Diyalogda yorum geri bildirim dedik. Kritikte ise öğrenme deneyimi için diyorlar. Yani bunlar gördüğünüz gibi analiz, süreç analizi dememişler. Kritik diye şey yapmışlar. Değerlendirme diyebiliriz aslında. Bir eş anlamlı açılımı var. Öğrenme deneyimi için şöyle bir yöntem yapıyorlar. Öğrenci bir kere başlarken buna novice director, neofit yönetici, yani acemi yönetici diye çevirebiliriz. Bunu izlerlerken diğer öğrenciler not alıyorlar. Ve ben olsaydım nasıl yönetirdim sorusuyla bakıyorlar ki biz bunu Abdülkadir Hoca'da biz de gördük. Sonra da belli sahneler için yorumlar yapıyorlar ve sorular soruyorlar. Önce kendi, yani öğrenci kendisi, sonra en acemiden deneyimliye kadar herkes bir merdiven şeklinde bu. Herkes sorularını soruyor, değerlendirmesini yapıyor. Yapılmış bir yorum, değerlendirme tekrar edilmiyor. Yani başka birisi de aynı yoruma sahipse yapılmıyor. Böylece kümülatif bir şey oluyor. Sonra sorular kısmı başlıyor ve eğitici yönetici, trainer director, Sokratik yöntemle diyorlar, öğrencinin kendi sorduğu soruları cevaplaması için aracı oluyor. Yani bu bir model. Oldukça da yaygın kullanıldı bu model. Bizim ilk başladığımız yıllarda da değineceğim. Ayrıca bu ekip Goldman ve Morrison bir de birlikte yönetme modelini eğitimde başka bir bölüm olarak da yazmışlar. Bizim de kullandığımız, yani yönetici öğrencinin yanında yönetici olarak eğitmen ne yapıyor? Hem terapist yöneticiyi hem protagonisti eşlemeler ve başka araya girmelerle birlikte yönetme tekniği diye adı geçmiş. Kellerman processing, yani işlemleme başlığını kullanıyor. Psikodrama yöneticisinin değerlendirildiği ve seansın terapötik sürecinin çözümlendiği didaktik konferanstır diye bir tanım veriyor. Yani bir tür konferans niteliğinde tanımlamış. Amaç eğitimdeki öğrencilerin profesyonel becerisini arttırmak. Aslında diyor psikodramada eşi olmayan bir süpervizyon yöntemidir ve bence adına süpervizyon dememeliyiz diyor. Çünkü terapist paylaşımcıdır diyor. Bir üst göz gibi değildir. Daha çok paylaşımcı bir rolü, meslektaş rolü baskındır diyor. Bu neden eşsiz bir yöntem diyor? Çünkü dolaysız, direkt yönetildiği anda yanında olduğunuz bir durum. Dolayımlı analizdeki gibi seansı yapan sonradan gidip başka biriyle konuşmuyor o anda. Bu denetlemeyi diyelim ya da değerlendirme yapacak eğitici de aynı anda seansta olduğu için. Tabii öğrencilerimizin tez aşamasında biz de bireysel süpervizyon adıyla öğrencinin yönettiği grubu sonradan eğiticisine getirdiği uygulama şeklinde, dolayımlı diyelim buna, yine kullanıyoruz. Kellerman şunu da katmış, önce protagonist değerlendiriliyor demiş. Yani kişi, bir protagonist var, bir yönetici, öğrenci yönetici var, bir de eğitici yönetici var. Protagonisti de değerlendirmeye katıyoruz diyor.
Ama kendi tercihi sorulduğunda yönetici öğrenciyi değerlendirmeyi tercih ettiğini söylüyor. Tema, sıralama, teknik, teknik seçimi, yönetim mantığı yönünden incelenmesini uygun buluyor. Yani demin Lodge'da nasıl sosyometri, rol onlardaydık. Burada daha çok tekniklerle ilgili ağırlığı vermiş. Ve buraya şeyi de katmış, yardımcılar, yardımcı oyuncuların seansa ilişkin iç bilgileri, iç bilgiyi katmak üzere. Yani bizim paylaşıma ayırdığımız şeyi de buraya sokabiliriz anlamında alıyorum ben bunu. Neyi beğendi, neyi beğenmedi, neyi farklı yapardı? Seanstaki malzemeye dayanarak performansı neydi? Burada Kellerman güzel bir şey yapıyor. Bir empatik analitik, bir terapötik, bir sahneleme, bir de grup liderliği yönden. Neydi bunlar? Terapistin rolleriydi değil mi? Dört rol üzerinden değerlendirme yapılabileceğini söylüyor. Ben bunu yıllar içinde çalışırken, mesela Judith ile çalışırken, sanıyorum Fepto'daki bir gruptayken ilk kez onu da görmüştüm. Dört tane koltuk çıkardı. Oraya boş koltuk, izleyen süreç analizine gelince kendisi o koltuklardan birine geçiyor. İzleyenler, öğrenciler diyelim ya da psikodramatist izleyen süpervizyon aşamasındayız. Yani süreç analizi. Oraya oturuyor. Ben terapist olarak şunu yaptım diye terapistin ne yapmış olduğunu kendi yapmış gibi onun rolüne geçerek onun terapist ağzından konuşuyor. Sonra da kendi şeyi varsa, diyelim ki işte ben İnci, burada şunu yapardım gibi bir de onu ekliyor. Böylece dört koltuğun her birine oturabilir, sadece bir koltuğa oturabilir. Yapılan işlem, yani çalışma, böylece izleyenin gözünden değerlendirilmiş, ele alınmış oluyor. Kellerman süreç işlemenin amacı, öğretmekse diyor, öğrenci yöneticiye odaklanmayı seçiyorum diyor. Protagonisti bütünleştirme işini başka bir yere bırakmalı diyor. Tartışılır, değişik uygulamalar olabilir. Bu Kellerman herhalde ekibiyle birlikte diyelim, eğiticiler belki birliktedir, belki sadece kendisidir, orasını bilemiyorum. Eğitimi ve sertifikasyonu uluslararası düzeyde standartlaştırmak için 100 maddelik bir denetim listesi hazırlamışlar. İşte daha önce de söz etmiştim herhalde, ısınmada maddeler başka, protagonist seçimi açısından maddeler başka. Süreç işlemede de şu madde var, 3 madde. Yönetici tıkandığında yardım isteyebildi mi? Yönetim ardında açık bir mantık, kuramsal bir dayanak ya da işleyen bir varsayımı var mıydı? Yönetici kendi çalışmasına yönelik sağlam bir değerlendirme yapabildi mi? Bu üç maddeyi bu aşama için standartizasyon anlamında. Ayrıca board sınavlarında sanıyorum Avustralya ve Amerika'daki board sınavlarında İsrail ve İskandinav ya da kullanılmış bu ölçekler. Denetleme listesi diyelim, ölçekten çok, evet değil mi? Jean Jeffries alıntısını yaptığı Kellerman'la karşılaştırdığında çözümlemenin hepsini içerdiğini düşünüyor. Yani protagonisti ayıralım, onu ayrı inceleyelim mi, şey yapmıyor, hepsi birliktedir diyor. Bizim kavrayışımıza da daha uygun, biz de birlikte yapıyoruz. Protagonist üzerinden yapıyoruz zaten. Protagonisti, yöneticiyi, grubu ve hatta eğiticiyi değerlendirdiğimiz aşama olarak bakıyor. Jeannie Jeffries psikodramanın egzistansiyalist olduğunu söylüyor ve bir alıntıladığı Anthony Williams'la bir karşılaştırma yapıyor. Anthony Williams'ı yeni edindim kitabını. Kendisi stratejik bir psikodramatist, aile terapisi. Stratejik aile, sistemik terapiden bir yan dayanağı var. Williams şöyle demiş,
Eğer psikodrama teolojik ya da epik bir kurtuluş yolu değilse, daha sistemli çalışmalı demiş. Jeffries'de teolojik ya da bir kurtuluş değiliz ama bir evrenselliğin felsefi meselelerini ve varoluşsal sorunları ele alıyoruz diyor. Ben buna biraz daha kendi bakışımı getirirken ayrıca neden sadece egzistansiyalist değil daha üst kategoride neden fenomenolojik olduğumuzu da ekleyeceğim. Biraz ileride karşılaşacağız. Sadece varoluşsal meseleleri ele aldığımız için değil, aynı zamanda ele alış yöntemimizde eğer Moreno'cu isek, Moreno'nun tabii kendine özgü bir felsefi anlayışı olduğunu biliyoruz, değineceğiz derslerimizde de giderek belki onun özgün bakışı şey yapacak ama bir kere en azından üst kategoride fenomenolojik, çünkü neden bir dünyayı obje gibi gözlediği bir insan olarak değil ya da bir nesne olarak değil, kendi olarak katıldığı ve karşı karşıya almayan bir duruş içinde olduğu içinde. Evet, bu üç kaynak Türkçemize kazandırılmış durumda. Şimdi ben artık kendi uygulama şeklime eğitim aldığım Abdülkadir Özbek'ten başlayan bir süreç içinde şimdi nasıl geldik, nerelerden geldik onu bir değerlendirerek devam edeceğim. Tüm derslerde olduğu gibi başta da söyledim. Bir de metaforik yorum yapacağım. Belki hatta sizle tartışırız bitirirken bu psikodrama derslerinin adını da metaforik bir yorumlama ekleyerek öyle yeni bir ad verelim. Derslerin başına diye de düşündüğümü belirtiyorum. Şimdi aslında bu fazı ben iki aşama olarak ele alalım diyorum. Bir, öğrencinin ilk karşılaştığı kısım. Yani temel aşamadaki şekil, daha henüz kendisi yönetmiyor. Eğitici olan yöneticisini gözlüyor ya da bazı yerlerde eğiticiyle terapist de ayrılıyor Avrupa'da. Terapisti olan yöneticiyi gözlüyor, terapisti olan psikodramatisti gözlüyor. Avrupa'da eğiticiyi başka biriyle yapmak şeklinde uygulamalar da var. Yani terapisti başka, daha sonraki ileri aşamadaki eğitici ağırlığı olan kişi başka olarak da gidenler var. Şimdi burada odağımız ne? Protagonist ve yöneticiyi izleyerek yöneticinin anlaşılmasını, kullandığı bilginin hem teknik bilgi hem kuramsal bilginin içselleşmesini sağlamak. Öğrencinin bu bilgiyi içselleştirmesini sağlamak. İleri aşamada ise biraz şekli değişmiş oluyor, gelişmiş oluyor. Ne oluyor? Odak yönetici öğrenciyi de içermeye başlıyor. Yönetici yardımcılarının rol değiştirmelerinde de, yani yöneticinin eğiticisi, ben onların üst eğiticisi olduğum durumları da içeriyor. Ne oluyor? Yani aynı zamanda yöneticinin yardımcıları, eğitilen yardımcıları da işin içine katıldığında roller meta şeklinde giderek halkanın daha geniş döngülerine geçiyorlar. Biz şimdi Abdülkadir Özbek hocamızdan şöyle gördük. Hafta sonları çalışmamız bittiğinde, yani her bir şeyde değil bittiğinde, paylaşım sırasında protagoniste yönetimi nasıl bulduğunu sorardı. Ve öğrenciye de yönetimle ilgili sorularınız var mı diye sorardı hocamız. Üç günümüzün son, yani her oyundan sonra yöneticiyi nasıl buldun diye protagoniste soruluyor. Yönetimle ilgili soru var mı diye soruluyor. Oturum kapatılıyor. Üç gün bittiğinde de süreç analizi, süreç çözümlemesi başlığı altında kendisi bir özet verirdi. Ne yaptığıyla ilgili. Konuları ve içeriği bağlar. Bazen grup süreci olarak eski kişinin eski oyunuyla bağlar. Ya da grubun izlediği bütün süreci böyle bir yorumlar. Sosyal bağlantılar. Hoca sosyal psikoloji konusunda çok donanımlıydı. Bir kitabı da vardır. Sosyal durumlarla, fenomenlerle bağlantı ortaya koyar. Ne bileyim işte bir kadın erkek problemi kategorisinde toparlar ya da şey yapardı. En çok da şunu da yapardı. Psikodinamik kavramlarla kişilik
yorumlamaları, analizleri. Mesela obsesif çekirdek derdi, izole ediyor derdi, yalıtım yapıyor. Yani savunma ve şey üzerinden de konuşuyordu. Tabii onun yetiştiği arka plana bakarsak, hocamız psikodramaya geç yaşlarında başlamıştı. Almanya'da olduğu sırada. Ondan önceki dinamik kavramlarla ağırlıklı yetişme şeklini bize o bilgiyi de kullanarak yansıtıyordu. Sonra bizi neyin neden yaptı diye anlamaya çalıştığımız, bunu yaparken oluşturduğumuz sorulara da bir kısım ayırırdı. Bu aslında bu usul yaygın bir usuldü. Biz Loitsu'yu da böyle çalışırken gördük. Zuretti'yi de böyle çalışırken gördük. Gneiss'i de böyle çalışırken gördük. Yani yapılan şey üzerinden öğrencideki soruya cevap verme gibi bir şey. Öğrencinin kafasındaki soruya yanıt verme gibi. İkinci aşamada biz yönetmeye başladığımızda da temel yapı şu şekle geldi. Yönetici paylaşım dahil, yani öğrenci paylaşım dahil kendi işini bitiriyor. Mola vermeden hoca devralıyor. Önce protagoniste yönetimin nasıl geldiği, sonra yöneticiye yönetmenin, yönetmek işinin ona nasıl geldiği soruluyor. Kendisini nasıl buldu, nerelerde zorlandı, ona söz veriyor. Sonra da grup ben nasıl yönetirdim temel olmak üzere, beğendiği yanlar ağırlıklı olmak üzere, kritik dozu, eleştiri dozu hafif olmak üzere değerlendirme. Hoca da bunu yapardı. Destekleyici tonu daha ağır, hafif bir eleştiri tonunda da. Bu psikodramanın bakış açısıyla da ilgili. Yani yetenekleri görmeye çok odaklıyız ya, zayıf yanları öğrenci kendi bulursa bunu şey sayıyoruz, yeterli sayıp çok üstüne şurası yanlış, burası yanlış, böyle güzel, böyle, burası bozuk falan gibi söylemler yerine ben olsam şöyle yapardım dozunda bir yaklaşım yapıyoruz. Tabii bu kümülatif bir tarz oluşturuyor en sonunda, değil mi? Herkes konuştuktan sonra bir yerde yapılmış oluyor. Burada Jeffries kendilerinden bir yöntem şey yapıyor. Buddy, arkadaş ile, yani izleyen öğrenciler ikileşiyorlar, bir arkadaş buluyorlar. Bu double'dan kaynaklanıyor aslında, değil mi? Eşi, ikizi. Bunu biz dans terapisinde mesela animanı, bugünkü çalışmadaki animan ya da diamond. Yani senin ikiz, şey ruhun gibi, ne bileyim, dişi ruhun gibi. Onunla beraber tartış, sonra gruba getir gibi bir yöntemde yapıyorlarmış. Biz bunu birebir iki kişi değil de alt gruplar halinde yapıyoruz şimdi geldiğimiz noktada. O da böyle bir yöntemde yapılabilir, birbirini destekleme anlamında. Şimdi ben tabii başta hani böyle çok büyüsel gelen bir şeyi öğrenmek gibi bakıyorum. Çünkü birdenbire düz mantığın dışına çıkıp bir şey izliyorsunuz, değil mi? Duygusal akışlardan gidiyor, o geçmişe gidiyor, nasıl ne oluyor, nasıl bağlanıyor bu terapist, bunları nereden buluyor, bu eşleme nereden çıkıyor falan. Bunu ilk tanık olduğunuzda, büyüsel bir şeye tanık olduğunuzda ama kim ne yaptı anlamadığınız bir şey gibi yani. Ben o zamanlar şey derdim hocam, bizi üfürükçü ya da şeyden ayıran ne var, nasıl yöntemi nasıl bulacağız, yani bu nasıl oluyor, bunu nasıl anlayacağız, nereden? O zamanlar bana bu sadece bilim değil falan derdi, bu bir sanat derdi. Aslında şimdi anlıyorum, hakikaten böyle bilimsel, bundan bu deterministik bir akışı yok yani olayın. Bağlantısal bir yanı var, eşleme bir kere mesela, değil mi? Eşleme bir bilimsel teknik olamaz çünkü kendi ruhunu bırakıyorsun. Bu bir katılım yani, bu bir işine gözlemek değil, katılım. Onun için bunu... Bana yetmiyordu asla yani bu teknik sorular falan, bunu nasıl yapıyorlar, nasıl olacak, bu nereden gelin çıkıyor gibi okumalarım zaten o merakla oraya sağdır buraya sağdır, o ne demiş bu ne demiş derken işin içinde merakla okuma hevesim beni bunlar üzerine düşünmeye hala sevk ediyor.
Abdülkadir Özbek çok yerde iki kuşak terapist yetiştirdi. Bir tanesi ilk yediler biliyoruz. Haluk Özbay, işte Mübera, Aytül, Yücel, Mübera, soyadını hatırlayamadım. Kemaloğlu sanırım, evet. Bunlar ilk kuşaktı. Sonra çok yerde İstanbul, Ankara, İzmir, hatta Bursa'ya da gitti. İki kuşak, üçüncü kuşağa girdi ama onları bize devretti sağlığı el vermeyince. Ben de hep İzmir'deyim. Bazı işte İstanbul, Ankara çağrıldığım zaman gittiğim başka yerler de oluyor tabii ama esas eğitimim tek bir yerde sürüyor. Kendi eğitimim, daha doğrusu kendi eğitimim, koterapistliğim olarak ilk Abdülkadir Özbek'le yaptığım dahil olmak üzere oradan da mezun ettiklerimi sayarsak 5. kuşağımla çalışıyorum. Meral ilk öğrencilerimizden, Emre ile beraber, Nalan öyle. Sanırım siz de 2 ya da 3'e geçtiniz. Değil mi Meral? 3. kuşağa geçtiler. Ben tabii sembol drama öğrendim. İşte konstrüktivist ve dil bazlı bir aile terapisi öğrendim. Steve de Chazer, Wittgenstein felsefesinden çok esinlenerek geliştirmişti yöntemini. Kuşak aşkın terapi öğrendim. Dans terapisi öğrendim. İşte uluslararası etkileşimler, FEPTO, IAGP toplantıları, şimdi ait olduğum FEPTO'nun bir alt grubu olarak çalışan kendi intervizyon grubum Matrix, araştırma FEPTO'da ve etik kurulda da çalıştım FEPTO'da, konseyde de çalıştım, felsefe okumaları falan derken bu birikimler işte şimdiki geldiğimiz süreçte arka planında bugünkü uygulama şeklimde bu çeşitli öğrenmelerin, görmelerin, düşünmelerin sonucu olarak geldiği noktayı aktaracağım. Son 9 yıldır yani 2 kuşaktır kuramsal dersleri öne aldık. Aldım ben daha doğrusu. Bir kere teorik dersi ilk başta daha sürece başlamadan, duygusal meselelere girmeden, o günkü bugünkü konular gibi yani bunları daha kısa kısa aslında uzun yıllardır veriyorum. Yani her sabah ilk gelindiğinde bir 45 dakika, bazen 2 birim yani 90 dakika teorik üzerindeyiz. Baya baya PowerPoint'ler kuruyoruz, şey yapıyoruz, görseller hazırlıyorum. Kuramsal dersleri öyle veriyorum. Enstitüde de böyle bir uygulamaya doğru geçiş kararları aldık. Sanıyorum pek çok Abdülkadir Özbek Enstitüsü'nün eğiticisi de bu uygulamayı bu şekilde, hatta bir de ortak eğitim konferansları şeklinde yapılanlar var. Yani değişik grupların öğrencileri bir arada bazı kuramsal dersleri, enstitünün eğitim kurulunda da uzun yıllar çalıştım, oranın başkanlığını da yaptım. Oradaki yapıları da böyle oluşturmaya özen gösterdik. Şimdi bu teorik ders ayrı tabii, süreç değerlendirmesi bundan ayrı bir şey. Aslında birbirini besliyorlar tabii, çünkü süreç değerlendirmesi içinde de mutlaka teorik bağlanmalar yapıyoruz bir kere. Her şeyden önce rol analiziyle ben mutlaka bir bağlantı kurduruyorum süreç değerlendirmesinde. Bunu da 4 birimlik her oturumun, yani o protagonist oyunu diyelim, grup oyunu diyelim, bitiminde mutlaka 1 birim kadar yapıyoruz. Yani her oyundan sonra onu öğreniyoruz. Bu kesintiye uğratıyor mu? Benim deneyimime göre hayır. Nasıl ki psikodramanın içinde eşleme tekniğiyle ayna tekniğini aynı seans içinde kullandığımızda duygusalı bölmüyoruz değil mi? Orada bir aynı zamanda aynada görme ve bilişsel öğeyi devreye sokan, değerlendirmeyi devreye sokan teknik zaten kendi içinde. Benim deneyimim, Ayşe'ye de bitişte sorarım onun izlenimi de, bu öğrenci için oldukça öğretici bir model, avantajlı bir model. Evet, yani bir entelektüel kesinti. Bu ben duygu dalgalarından bilinç adasına çıkma metaforunu, böyle bir metaforu kullanacağım. Biz ilk kendi grubumuzu, yani Meralleri yetiştirdiğimiz grubu mezun ederken Ayşen ve Emre ile çalıştık. Emre Kapkın, Ayşen Baykara.
Onlar tecrübeliydiler psikiyatrist rollerinde, daha tecrübeydiler. Daha biraz daha güvenilir bir abla abi modeli oluşturuyorlardı. O zaman siz zaten Abdülkadir Hoca ile başlayıp sonra geçmiştiniz. Yani o bir tür ebeveyni hoca kendi rolünde hala yaşadığı dönemdeydi o. Hala kendi rolünde kalıyordu. Bizler de ailenin ablaları, abileri gibi. O hocanın terimiyle böyleydi. Bizde Türkiye'de ablalık, abilik de çok önemli bir işleve sahiptir. Onun için hani batıdaki ebeveyn aktarımlarını alan terapistler dışında bir de bizde ablalık ve abilik işe yarar bir şey olarak, işlev olarak modelimize entegre edilebilir diye düşünmüştü. Ben de etkili olduğu kanısındayım. Onun için zaten iki tane terapist, koterapist alırdı genel olarak. O da iki koterapistle birlikte bizim çalışmamızı daha çok önermişti. Sonra 99'da kendim yönetici alttan, yani ki eş değildi. Ayşen'le Emre'yle biz eştik. Daha geri eğitim basamağında olan, deneyim olarak daha az deneyimli olan yardımcı yöneticileri almaya başladık. Ben mesela sanıyorum ilk Leyla'yla ve Nalan'la çalışmaya başladım. Onlar sizin gruptandı. Meral'le o zaman danışan gruplarında ilk çalıştık. Yani bu ne demek? Ben mezun oldum, mezun ettiklerimden seçiyorum gibi. Bu Ayşe ve Süreli mezun ettiğim grupta da ilginç bir deneyimim oldu. Protokolleri okurken, o zaman tek ben okuyordum, şimdi yardımcı yöneticilere veriyorum. Okurken birdenbire görecelik ilkesinin geçerliliğini keşfettim. Bir oyunu değişik kişiler yazdığında kullandıkları duygusal değerlendirmeler, çözümlemeler, bakış açıları o kadar farklıydı ki herkesin aynı ola bakışındaki o görecelilik, yani psikolojinin zemini aslında bu değil mi psikolojinin, ama bir yerden de psikoloji aynı zamanda bilim olmaktan çıkarıyor. Herkesin kendine göre gördüğü bir olay içindeyiz gibi, her şey bir kurgu gibi, herkesin farklı bir kurgusu var, değerlendirmesi var. İşte buralardan bilime nasıl geçeceğiz? Zaten temel meseleler burada değil mi? Bu kadar öznelse o zaman dış gerçeklik yoktur'a geliyor gibi oluyoruz. Dış gerçeklik diye bir şey yoktur. Herkes içindeki gibi algılar. İşte buralardan nasıl çıkacağız? Nasıl tekrar yeni bir paradigmayla da olsa dış gerçeklik vardır'a da bir kapı açacağız. Bu önemli bir şey. Aynı zamanda ben orada, isterseniz adına pragmatizm diyelim, buna görecelilik dedik, iş kuramına, rol kuramının şeyine ulaştım, pratik değerine. Ondan sonra da kişilik analizi ya da savunma gibi başka sistemleri tamamen bıraktım. İş kuramını tamamen bırakmadım, hala daha zaman zaman öğrencilere yaptırıyoruz değil mi? Analitik olarak, psikanalitik, psikodinamik kavramlarla bir yorum yapın falan diyoruz. Zaten birikimleri oluyor o doğrultuda. Çoğu mesleklerinin arka planında o kavramlarla tanışık oluyorlar. Ama onlar üzerinden değil de rol üzerinden ve boyutsal kişilik değerlendirmeleri üzerinden geçişim o noktada oldu. Şimdi ne yapıyorum? Nasıl bir süreç işleme? Hasta gruplarında seansın içine yeniden anlamlandırma çerçevesi yerleştiriyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Sorularla, aynada, yani kişinin kendini bilişsel olarak ne yaptığını, kendini değerlendirmesine de çerçeve sağlayacak şeyler. Bir de yeni seansa geldiğinde geçen seanstan nasıl etkilendin, ne çıkardın, bunları sorarken beraber konuşuyorum, yani onunla beraber işlem yapıyorum. Bu neyi neden yaptığı konusunda bir farkındalık arttırıcı bir yöntem olarak düşünüyorum. Özneler bütün olarak ne konusunda bilinçleniyorlar, farkındalık kazanıyorlar? Bir,
ilişkilerdeki işlev şeklim. Ben hangi rol kümesindeyim? İlerletici ve geriletici yön nedir? İletişimimin tipi ne? Yani nasıl konuşuyorum? Öykümün içeriği ne? Bağlamı ne? Mesela bağlam deyince ben sadece zar mı atıyorum, tavla mı oynuyorum? Daha geniş anlamda hangi bağlamdayım yani? Nasıl bir şey içindeyim? Psikodrama zaten girdiğiniz anda bizim kültürümüzde yaygın olan konuşma kipini değiştiriyor. Yani sen böyle davranıyorsun değil, sen böyle davrandığında ben şöyle etkileniyorum'a zaten daha ilk grup anlaşmasını yaptığımız sırada siz böyle konuşmaya gideceksiniz, siz böyle konuşmadığınızda biz konuşmanızı bu tür bir konuşmaya çevirmek için izin istiyoruz diyoruz. Değil mi? Bu direkt aslında fenomenoloji arkadaşlar. Sen böylesin, ben seni analiz ediyorum gibi bir dili tamamen öznel alana, ben askıya aldığım bu senden nasıl etkileniyorum'a çeviren, zaten bu kipi hemen şeye geçirmiş oluyoruz, hayata geçirmiş oluyoruz. Terapinin asıl esas formatı bu değil mi? Bizim her tür terapide gelen hastalarımız ister bireysel çalışın, ister aileyle çalışın, ister grup halinde çalışın, kendilerine doğru bir odak alıyorlar. Dış dünyadan etkilenme olarak kendini incelemeye başlama, kendini tanımaya başlamanın aslında her tür şekilde bir temel yapısı bu. Bağlam için bir örnek daha vermişim kendim şeyden, bu da dille de ilgili zaten. Tamam, ağlayan bir eşim ama bir yandan güç odaklı bir iletişimde öznesiz bir sen bilirsinciyim, köle efendi oyununun içindeyim gibi. Bu mesela eşimle ilişkide, değil mi, bağlamım ne? Ben özne olamayan, kendini feda etmiş, ağlayan bir kadınıma dönüyor. Yani ağlayan bir kadınım ama bu bağlam içinde ben sosyal ilişkiler, etkileşim dizgeleri içinde daha geniş deneyim gibi sosyal bir eksene doğru toplumsala da açılan rollerimle birlikte kendimi tanımlamam şeklinde gibi. Ya da diyelim ki psikiyatrik tanı olarak bir kumar bağımlısıyım. Bu görünür bağlamda bile bir sosyal oyun değil mi? Diyelim ki kumar oynuyorum ama diyelim ki rulet oynuyorum, diyelim ki poker oynuyorum ama aslında ben derinde, yani görünürün altında, ne bileyim, babamı geçmeye uğraşıyor olabilirim. Kardeşlerimi geçmeye uğraşıyor olabilirim. Ya da analitik malzeme çıktığında belki de bilinç dışındaki Ödipal karmaşada babasını öldürmek isteyen latent bir eşcinselim. Her neyse. Doğuş yeri, bu rolün doğuş yeri ve benim matrisim anne tarafından dışlanmış yalnız çocuk olabilir. Böylece nasıl bağlıyoruz görüyorsunuz değil mi? Dışarıdaki tanıdan içeriye doğru bağlamda ve olayın ortaya çıkış yeri açısından pek çok süreci tanımlama bilgimiz giderek bütün hepsini bir araya getirecek roller, işlevlerde dahil olmak üzere bir değerlendirmeye ulaşabilir. Bunları bulmak, tabii bu tür kavramlara ulaşmak, oyun hakkındaki izlenimlerimizi bütünlemeye alışmış deneyimli, eğitimli, bilgili bir ekibi gerektiriyor ki öğrenci bunları değerlendirmeyi öğrenebilsin. Süreç değerlendirmede bu kavramları alışık olmayı, kullanmayı, hem birbirimize aktarmak hem de farkındalık düzeylerini genişletmek açısından gerekli. Şimdi burada matris diye bir söz ettim. Bu aslında Moreno açısından ilginç bir şeydir. Daha sonra rol kuramı ve sosyometriye girdiğimizde tekrar tam nerede değineceğiz bilmiyorum ama buraya geleceğiz tekrar. Moreno ilginç bir şey yapıyor. Matrisin sözcük anlamı Matrix diye filmi de olan matris döl yatağıdır. Yani bir rahimdir. Ama Moreno bunu tersine çeviriyor. Yani lokusu, doğum yeri olarak ortaya çık sorunun
durumun kaynağı olarak lokusu kullanırken matrisi kişinin içindeki açılacak potansiyel olarak görüyor. Yani bu mesela çiçek benzetmesini kullanırsak tohum matristir, toprak ve saksı lokustur gibi örnek veriyor. Yani burada değişik bir şey yapıyor. Bunu belki genişlettikçe daha geniş tartışabiliriz. O zamana kadar daha okumalar buluruz sanırım. Ancak bunu biz matris bugün psikodramada nasıl kullandığımızda burada değinmiş olmak için söyledim. Evet, egzistansiyalist durumumun yeri, lokusu, kendim, kendi içim, aile, toplum, bu grup. Bu grupta bir matris, kimlik matrisidir değil mi? Bu grupta gelişmekte olan benim. Evren, doğuş durumu, bağlantılar, spontanlığımı ve yaratıcılığımı donduran neydi? Kendimi ifade edişimi nasıl geliştirebilirim? Grup dinamikleri içinde ne yaşıyorum, ne sergiliyorum? Yüzeydeki konuyla, etkileşimlerle açığa çıkan konu arasında ne gibi bağlantılar var? Tarihsel ve özsel gelişim durumum nedir? Sosyometrik durumum nedir? Kime ne aktarıyorum? Ne projekte ediyorum? Yaşam spiralim içinde aktarımlarımın ilk kaynağı olarak donmuş olan nedir? İncinmiş durumum nedir? Derin beden duyularım, derin duygularım, kendiliğim ne diyor? Kendini nasıl ifade ediyor? Kısır döngüyü aşarsam dışındaki halkada beni ne bekliyor? Aşkın rolüm, ekstaze durumun dışına çıkaran rol nedir gibi. İşte öğrenciler bunları nasıl adlandıracaklarını, kendi yaratıcılıklarını devreye sokarak öznenin yaratıcılığını, yani protagonistin yaratıcılığını nasıl açığa çıkaracaklarını, bu yaratıcılık kendi hayatını değiştirecek, kendi içindeki üretken, yaratıcı güçle kendini, problem çözücü güçle kendini nasıl buluşturacak, durumunu aşmasına, sorununu çözmesine nasıl eşlik edecek, yardım edecek, bunları öğreniyorlar. Gördüğünüz gibi kişilik analizi yok bunun içinde değil mi? Kişilik yapısı nedir, ego yapısı nedir, savunmaları nedir? Bunlara ben pek bakmıyorum ama bunu yapan psikodramatistlerle de tanıştık. Çok da güzel oluyor. Mesela Franske ile yaptığımız bir çalışmayı hatırlıyorum. Bir metafor üzerinden çalışmıştık. Ego, süperego ve idle. Bir araba, at arabası modeli üzerinden. Bize bir kağıtlar verdi. Biz işte atları çizdik kendimizi temsil eden. Süperego'yu o Freud'dan farklı olarak araba, at arabasının arkasında taşınanları koymak için koymuştu. Yani oradaki değerler, hangi değerleri taşıyorum, sürücüm nasıl gibi. Böyle bir modelde yani bu yanlış olduğundan değil, analitik modelde kendinizi tanıma olarak değil mi? Dürtüsel yanınızı, hayatla başa çıkan, gerçeğe dayalı çalışan egosal yapınızı ve taşıdığınız değerleri pekala bu modelde psikodramatik olarak da çalışabiliriz. Neden olmasın? Evet. Şimdi şöyle demişim, eleştiriyle nadir çalışırız demişim. İşte Kellerman da bunu şöyle demiş. Destekleyici anne ve yüzleştirici baba rolleri gerekli demiş. Yani eğitici için söylüyor bunları. Çok destekleyenler giderek önemsizleşiyor. Aşırı eleştirenler de aktarım alan otoritelere dönüşüyor. Ben tabii sadece karşılaşmaya özen gösteriyorum. Hatta bunun tezlerimi biliyorsunuz, aktarımı değil teleyi beslemek istiyorsak şeffaf, sadece yanımız, otantik yanımız çok değerli. Bunu kullanmaktan çekinmeyelim. Karşılaşmalarda kendi sadecimiz, kendimiz olarak tabii ki aktarım alacağız ama kendi sadece kendiliğimizi kullanırsak aktarımı azaltabileceğimiz, hatta
bunu direkt olarak psikodramadaki temel şekli olan yardımcı oyunlara, oyunculara direkt olarak aktararak çalışabileceğimiz düşüncemi zaman zaman paylaştım. Şimdi kendi düşünsel, duygusal, davranışsal bütünlüğüm üzerinden çalışıyorum demiş. Mesela geçen hatırlayacaksın bir yönetimde psikiyatrik tanı şiddetinde bir bozuklukla karşılaştık. Ben de yönetici öğrenciye çok müdahale edip tek bir yerde neredeyse onun rolünü tamamen onun rolünü yardımcı terapiste dönüştürüp kendim çok role girdim. Sonra mesela en şeyde süreç analizi yaparken şöyle bir paylaşımda bulundum. Kendimi çok müdahale ettiğim için suçlu hisseden bir parçam var. Yine de bunun arkasında şöyle düşüncelerim oldu. Bu kaygı bozukluğu uzun süredir olan bir şeydi ve eğer girmezsem etik açıdan zarar verici bir şeye payım olacak diye düşündüğüm için bunu yaptım gibi. Gördüğünüz gibi bu oldukça şeffaf bir paylaşım değil mi? Hem kendi suçluluk duygumu öğrenciye müdahale ettiğim için. Yani benim sadece otantik duruş dediğim bu. Düşünsel, duygusal bütünlüğünüzü ortaya sermekle ilgili bir şey bir yerde. Bu tabii ki eğitimde kendini açan modeller sadece kendi hayatını paylaşan modeller değil. O anda hissettiğiniz duyguları, düşünceleri de ne derecede paylaşmalısınız, bir eğitici rolünde de ne kadar kullanmalısınız, bunlara bir tartışma getirmesi açısından örneklediğim şeyler. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir dört rolü, hani Kellerman da getirdi ya, bir tane de grup yöneticisi ekledi. Moreno üç tane getirmişti. Analist, yapımcı, prodüktör. Neydi? Ne demiştik? Hay Allah, ezber şey oldu. Terapist. Yapımcı, analist. Evet, terapist, yapımcı, analist. Ve Kellerman'ın getirdiğiyle de grubu da yöneten grup yöneticisi. Şimdi biz bunu şöyle yaptık. Alt gruplara ayırıyoruz. Protagonist oynadı. Diyelim ki ilk aşamadayız. Protagonist oynadı. Yönetici bendim. Yardımcı yöneticim Ayşe'ydi. Bir oyun oynadık. Şimdi değerlendireceğiz. Ne yapıyoruz? Dört gruba ayırıyoruz. Bir tanesi terapist. Ti değerlendiriyorlar. Terapist ne yaptı? Teknikleri neydi? Hangi tekniği nerede kullandı? Bir grup analist rolünü oynuyor. Ama bu ben dediğim gibi kişilik analizi değil, şey yapıyorum. Rol analizi, ilerletici roller neydi, geriletici roller neydi, başa çıkıcı roller neydi. Avustralya okulunun şemasını kullanıyorum. Buraya bir de ben şeyi ekliyorum. Bir rolün üç bileşeni vardır. Bunu rol kuramında anlatacağız. Duygu, düşünce, davranış derler. Ama ben etkiyi de katıyorum. Yani etkisi ne oldu, yaptığını etkisi olduğu gibi. Bu açılardan rolleri değerlendiriyorlar öğrenciler. Bazen çok alıştıkları dili tadını çıkarsınlar diye dinamik kavramlarla bu grup yorumlasın falan da dediğim oldu. Onu pek sevdiler, birkaç kere ellerinden almayalım diye. Hem alışıklar hem şey yapıyorlar. Oraları öyle yapmaya, hani sen şöylesini biz pek severiz ya, bu kişi şöyledir onu hemen bırakmak zor olduğu için onu da kullanabiliriz. Yani savunmaları neydi, dürtüsel yanı neydi, demin söylediğim gibi Franzke'nin modeli gibi. Tabii her terapistin kendi kuramsal arka planı oluyor. Ben rol kuramını kullananlardanım, Moreno'cuyum. Bu anlamda bu kısmı sağlam öğretmek ile ilgileniyorum. Yani rolleri, rol kuramını ve sosyometriyi. Şimdi bazen bir alt grupta ne yaptık? Grup lideri olarak nasıldı dedik. Sahneleme. Sahneleme üzerine. Bazen ben bunun ikisini birleştiriyorum. Yani sahneleme ve grup liderliği. Çünkü onlar daha kısa tanımlanabiliyor. Bir de dramaturji açısından değerlendirebiliyor. Protagonistin öyküsünün serimlenişini,
kutuplanışını, işlemleri, çözümlenişini, hikayesini anlatın, dramaturji çalışın. Bunu Jeffries de Hair yaptı diye bir ufak bir parantez var. Hair dramaturjik çözümleme tekniği yapar demiş ama tekniği nasıl yaptığını tanımlamamış. Ben de kaynağa, esas kaynağa ulaşmadığım için benzer mi yoksa farklı bir şey mi yapıyor tam bilemiyorum. Evet. Şimdi ikinci aşamada bunları biz ne kadar yapıyoruz? 20 dakika çalışıyorlar. 20 dakikada hepsi sunulmuş oluyor. Bir 10 dakikada sonra yorum ve bizim ekibin değerlendirmesi gibi ben ve yardımcı terapistler katkılarını tamamlıyorlar. Bu yorum dedim, ben yorumlamada, Ayşe de doğrulayacaktır, yorumlamada dile çok, dilden başka bir şey yapmıyorum. Yani dilde söylediği kip ve söylemden başka bir yorum yapmıyorum. Bu böyle söyledin, bunun bu böyle söyleme şeklinin etkisi şudur, bu böyle bir söylemdir gibi bir yorum yapıyorum. Bana kalırsa gerçeğe dayandığım, dilsel gerçeğe dayandığım için de etkili olduğu kanısındayım. Bunu sorarsanız tartışırız. Yani bir somut bir şey var elimizde, bir spekülasyon, bir yanlışlama. Çünkü yorum değil mi? Yorum yapılan bir şey varsa eğer karşı taraf kabul etmiyorsa zaten geçersizdir. Ama dil, söylenen cümle orada durmaktadır. Gibi. Orada durmaktadır ve üzerinde çalışılabilir. Söyleyen, anlayan, yorumlayan bu cümle üzerinde çeşitleme yaslanacağı bir gerçek bulabilir gibi. İkinci grupta yani ileri aşama grubunda dikkat ettiyseniz Morrison ve Goldman'ı okurken öğrenciye not tutturduklarını öyle başlattıklarını söylediler. Bu not tutturma işini tartışalım arkadaşlar. Ben mesela, Meral sen nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Hocadan gördüğümüz kadarıyla not tutmayın çünkü duygusal katılımınız bozulur diye öğrendik. Fakat ben bunu ya gevşek bir öğretmen olduğum için bazı gruplarda asla uygulatamadım. Herkes eline bir şey alıp kendine göre yapıyor. Sonunda kendilerine bırakmaya karar verdim. Çünkü şöyle düşünün, bazıları belki de duygusal mesafe kazanmak istiyorlar. Ayrıca bazı kişileri görevlendirip not tutturmak da grup süreci için etkili bir teknik. Yani bu iki kişi not tutacaklar. Onlar gözlemci ve onu süreci, kaydedilmiş süreci inceleyeceğiz diye bir iş bölümü de yapılabilir. Onun için not tutturmayı belki böyle tartıştıkça, işlevlerini anladıkça bir tür bir standart önereceksek çeşitleyebiliriz ya da standart için teklifimizi sunabiliriz ama benim son şekliyle öğrenci gruplarında olsun, danışan gruplarında olsun not tutma işlemini kendi seçimiyle yapmak isteyenler var. Ben çok baltalamıyorum, çok desteklemiyorum da yani böyle uyarıyorum. Bu sizi bölebilir, sürece katılmanızı bölebilir. Ama Goldman ve Morrison'un söyledik, herkes not tutarak başlıyor diye de bir uygulama da varmış, öyle de önermişler. İkinci aşamada ben not tutuyorum öğrenci yönetirken. Orada da eş yönetici rolleriyle devreye girebiliyorum. Ama bu aslında süpervizyon şeklileri konusu. Onu ayrı bir derse aktarmayı teklif ediyorum siz burada. Evet, şimdi burada fenomenolojiye bir ayraç açalım. Fenomenolojiye özgü bir şekilde ayraç açalım, askıya alalım. Husserl bu yönteme epoke dedi, biliyoruz. Fenomenolojist karşıya alan bir ilişki kurmaz dedik. Yani rasyonalizm, ampirisizm ve pozitivizmle temel bir fark oluşturur. Nesne olarak gözleyen rolüne sınırlı gözlemci olarak değil girişi, kendi düşüncesine de gider. Fenomenolojide Husserl'in tarif ettiği şekilde kendi düşüncesine gidiyor ve nesnenin özüne oradan ulaşmaya çalışıyor. Tabii bizimki farklı, Moreno'cu kısımda biz ne, yani duygusal katılımdayız tamamen. Nesneyi o nedir diye kendi hayali tasavvurlarımızın ötesinde onun içine doğru bizle buluşturduğu bir duygusal
kanalla anlayarak gidiyoruz. Bana kalırsa bu öze ulaşma kısmında da gerçekten bu çalışmayla derin derin çalıştığımızda bu fenomenolojinin özünü bulma dediği, nesnenin özünü bulma dediği, dıştaki gözlenenin özünü bulma dediği şey de biz çok derin tekniklerle ve bence birincil işleve, belirtilerin birincil işlevine ulaştığımızda ve onu anlamlandırdığımızda bu öze varmış oluyoruz. Bu mesela sen çok tanık oluyorsun son zamanlarda, değil mi? Bu diyelim kalp çarpıntısı, bu şu anda ne işe yarıyor? Birincil işlevi nedir? Beni canlandırıyor bulduğunuzda, o zaman o ruhsal özün kendi çöküntüsü içinde, kendi içindeki canlandırıcı bir özle birlikte bir şey olarak açılışını görmüş oluyoruz. Bu görünür olanın, onu derinleştikçe, okudukça, empatik katılımla anladıkça o andaki ve değişecek haldeki özünün belki de yıllardır birikmiş bir şekilde zaman içinde onu tıkayan bir şey halindeki bir açılışına ulaşmak oluyor gibi düşünüyorum. Varoluşsal bir şeyle de uğraştığımız kesin. Değil mi? Bir anlam sorunu bir kere mesela anlama doğru gittiğimizde Heidegger'den bugün Merleau-Ponty'ye kadar uzanan çizgide Sartre'ın seçimiyle birlikte geldiğimizde bu varoluşçu çizginin de bizim psikodramatik yaşam görüşümüzde örtüşen yanlarını yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Süreç işlemede tabii öğrenci soruları kısmına da çok yer var. Burada da gerçekten öğrencinin sorularını ağırlıklı olarak öğrencinin yanıtlamasına dönmeye çalışmak da tekniklerden biri. Bazen düz bilgi de verdiğimiz oluyor tabii soruya. Ancak yeterince iyi bir öğretici hem öğrenciye kendini sorgulamayı öğretme işlevi de. Yani asıl olan onu sorgulamak ya da ona bilgi akıtmak çoktan çok düşünme sürecini, kendini, kendi düşünme sistemini de, üzerine düşünmeyi de sağlamak. Bu psikodramada gerçekten otorite ağırlıklı merkezi de değiştiren bir öğretme şekli. Tabii bir de yardımcı eğiticilerin gelişmesini besliyorsunuz eğitici rolünde. Onlara değerlendirme sırasında yer açıyoruz. İşte o spiralde bir halka daha açılmış oluyor. Gözleyen, etkileşen, meta gözleyen, etkileşen, metayı gözleyen, etkileşen gibi roller giderek genişliyor. Burada durum bazen süpervizyona da açılıyor. Mesela diyelim ki benim yardımcı eğiticim o sırada öğrenci yöneticiyi eğitiyor ama o yaparken bir şeye takıldı. Sonra siz onun ne ihtiyacı olduğunu, nerede takıldığını sorduğunuz anda kendi takılmasıyla ilgili bir yere geliyorsunuz. Mesela burada bir vignet falan ekleme gibi şeyler yapabiliyorum ben. Yani o süpervizyonu değerlendirirken koyacağız ama bu sürecin değerlendirilmesi sırasında pek çok şey iç içe geçmiş olabilir ve bütün bunları bütün halinde vermeye çalışırken giderek her bir parçayı ele almak gerekiyor. Şimdi grup sürecine geldik, değil mi? Şimdi bir grup sürecini nasıl değerlendiriyoruz? Bütün bir grubu, yıllarca süren bir eğitim, yıllarca süren bir danışmanlık, terapistlik gibi. Şimdi burada ben birincisi boyutsal bir yaklaşım kullandığımı söylemek istiyorum. Rollerin açılış şekilleriyle iç içe bir şey bu. Benim sevdiğim spektrumlar şunlar. Bir kişiye bütün bir süreç içinde ya da belli bir yere kadar bu tarihe kadar yaptığımız şeylerde nerede olduğunuzu ölçün demiş oluyorum. Bunlardan bir tanesi kendini sevme konusunda ve kabullenme konusunda neredeydin, nereye geldin? Bunu bütün grup hep beraber yaptıklarını düşünün. Yani bir eksen var, sıfırdan yüze kadar bir spektrogram var. Onun üzerinde nereden, nereye geldin?
Tek tek duygularla da yapılabilir. Kendimi ifade ediş şeklimde sözel ve eylemsel olarak nereden nereye geldin, işte öfkemi ifade etme, sevgimi ifade etme gibi inceleştirilebilir. Üçüncü bir şey, başkalarının önerilerine, değerlendirmelerine, onaylarına değer verme. Ki bu bağımlılık boyutudur bence. Birinin onayına bağımlılıktan çıkma, aslında özelleşme ve kendini bulma yolunda iyi bir şey. Bu spektrogramda nereye geldin? Hayır diyebilme açısından. Neredeydin, nereye geldin ya da şimdi neredesin? Özgüven, başkalarına güven, empati, yaklaşabilme, uzaklaşabilme, sıcaklık gösterebilme, mesafe koyabilme, belirsizliğe, engellenmeye dayanabilme, kendini denetleme, ötekini kontrol altına alma, farkındalık. Bunları biz şeyde aslında çok bulduk. Bir tanesi bu benim eğitim grupları biterken bütün birikmiş grupları, hocanınki de dahil, terapötik olan neydi gibi bir çalışma yaptık. Bunu kongrelerde de sunduk. Bu bireysel sosyometrik, psikodramatik, psikoterapi kitabının arkasında da yer aldı bu çalışma. Orada bulduğumuz terapötik faktörlerden de çok yararlanıyorum. Bu boyutları aslında kişinin grup sürecinde kendini ölçmesi için hem zaman zaman uygulanacak hem de bitişe yakın zamanlarda gelişmeyi değerlendirme açısından kullanabilecek boyutlar olarak görüyorum. İkinci olarak da grup sürecini değerlendirirken grubun çalışması, grup oyunları içinde metaforlar, öykülerle tanımlama. Bunlardan en sık metaforlar yolculuk metaforu oluyor. Grubun yolculuğu neydi? Hangi aşamaları kritik buldu? Bunları grup halinde çalışıyorlar. Bu bitiş çalışmalarında mesela çok güzel oluyor. Sizinkini hatırlıyorum Meral, bir kilim üzerinden yapmışsınız o yolculuğu, psikodramatik yolculuğu. Geçilen aşamalar, kişiseller katıldıkça zenginleşen bu değerlendirmede, bu süreç, grup sürecini değerlendirmede önemli. Tabii ilk aşamada protokoller yazarlarken istediğimiz şeylerden biri de grubunun bir hafta sonu sürecini değerlendirme ya da bazı öğrenciler seçiyorlar kendi bireysel sürecini değerlendirme, çeşitli oyunlarını birleştirip bu şekilde grup sürecini de ayrıca değerlendirme olarak hem zaman zaman hem de özellikle belli aşamalarda yapmak bu işin bir parçası. Şimdi benim intervizyon grubum Matrix'te ne yapıyoruz? Biraz farklı bir şey var. Onu da paylaşmak istedim sizle. Bu, biz orada bir facilitator, yani kolaylaştırıcı rolü diye bir şey kullanıyoruz. Yani hep beraber bir araya geldiğimizde ilk belirlediğimiz şey o oturumun kolaylaştırıcısı kim? Bu eğer bir protagoniste açılıyorsa, bu süreçte çıkan şey bir protagonist olursa, orada şimdi ona yöneticini seç diyoruz. Yani terapist oturumu yöneten olmuyor. Kolaylaştırıcı bir açılımla yöneticiye doğru açılıyor. Bu tabii meslektaş grubu olduğu için bir terapi grubu gibi değil, bir intervizyon grubu gibi her oturum için bu ara rolle, kolaylaştırıcı rolleriyle yöneticilerin çeşitlendiği bir uygulama oluyor. Evet. Süreç işlemeyi de kolaylaştırıcı yönetiyor ve her seanstan sonra orada da yapıyoruz. Yani bütün bir çalışmayı değil de parça parça oturumları. Evet, şimdi gelelim metaforlama oyunumuza. Bu konu gördüğünüz gibi oldukça bilişsel bir konu. Tabii onun için benzetmeler kullanmamış dört yazarımız da. Dört. Lloyd'la beraber dört.
Ben de biraz şiir okuyacağım size. Erich Fromm bize çiçek ve duvarla ilgili 3 tane şiir sunuyor. Sahip olmak ve olmak arasında bir tartışma yürütürken. Bu ilki İngiliz bir şair tarafından yazılmış. Adını almamışım ama sonra eklerim. 1644-94 arasında yaşayan İngiliz şair şöyle bir şiir yazmış. Çatlak duvarlar arasındaki güzel çiçek, seni o çatlakların arasından alacağım. Tüm köklerinle birlikte elimde tutacağım. Küçük çiçek, eğer anladığım gibiyse her şey, köklerin, yaprakların ve çiçeklerinle bütün olan sen, Tanrı'nın ve insanın ne olduğunu açıklıyorsun bana. Fromm'un aldığı ikinci şiir, Basso'nun haykusu, bir haykusu. Zen Budizm üzerine konuşmalardan almış. Bu şiirde şöyle, dikkatlice bakacak olursam çalılıkların arasında görüyorum onları. Çiçek açan nazunaları. Fromm iki şiir arasında gördüğü farkı şöyle yorumluyor. İlki der, sahip olma arzusuyla köklüyor ve öldürüyor. Ve entelektüel bir spekülasyonla Tanrı'nın ve insanın doğasını anladığını savunuyor. Doğulu ise başka diyor. Görmek için dikkatli bakmak gerektiğini biliyor. Onunla bir olma arzusu dışında sahip olmaya çalışmıyor. Üçüncü bir şiir olarak da Goethe'nin ikisi arasında kaldığını söylediği bir şiirini aktarıyor. Ormanda yürüyordum. Öylesine ve kendimce. Ve hiçbir şey aramamak. İşte buydu niyetim. Sonra gölgeler arasında bir çiçekçik gördüm. Yıldız gibi parlayan, bir göz gibi gülümseyen. Yerinden koparmak isterken onu, incecikten bana, solup ölmemi mi istiyorsun dedi, tutup koparırken beni. Onu kökleriyle birlikte hiç incitmeden çıkarıp, güzel evin başındaki büyük bahçeye taşıdım. Büyük, sakin bahçede ektim onu yeniden. Şimdi o küçük, güzel çiçek büyüyor durmadan, çiçek açıp gülerek. Tabii orman metaforunun bizim için bilinç dışı, bilinç dışı anlamına gelen bir yanını da, genellenmiş anlamını da vurgulayalım. Ben de Behçet Necati Gil'den bir yalan ses şiiri aktaracağım size. O kendi bahçesine hitap ediyor. Diyor ki, ben seni duvarların arkasına sakladım. Karşıdan düz taş. Varsın hepsi yanılsın. Sevincime son yok. Bahçem, yalnız benimsin. Bilerek değişik anlattım. Seni duvar sandılar. Değilsin. Gözler üstün körü gördü. Bahçem, yalnız benimsin. Ben buralardan giderken sen de benimle gelirsin. Bizimle biter hikaye. Geride kalan yalan sen. Ses, bahçem, yalnız benimsin. Bilerek değişik anlattım. Seni duvar sandılar. Şimdi ben tüm bu şiirlerdeki çiçeği özümüz, kendilik sayalım diyorum. Duvarlar kişiliğimiz, kimliğimiz, savunma yapan egomuz. Egomuzun gerçeği değerlendiren kısmından çok bizi kültürde koruyan, savunan kısmı düşünüyorum. İşte küçücük kalmış kısmı, duvar çatlağı, duvarsız kısmı, doğada kültüre girememiş, kültüre ekilmiş. İşte bence biz psikodramatistler sadece duvar sanılan ama aslı bahçe olan bir bahçeye nasıl girilir? Bahçıvan adayına ve kendi bahçesinin bahçıvanı olmak isteyenlere eşlik edip göstereceklere bahçe nasıl incelenir, bahçe keşfi, bahçe bakımı nasıl yapılır, nasıl kapı, nasıl geçit açılır, yıkık duvar tamirleri nasıl yapılır, en sonunda duvarın iç kısmından bakıp bütüne nasıl bakılır, bahçeler, evler, duvarlar nasıl incelenebilir, karanlığı nedir, aydınlığı nedir, gecesi nedir, güneşi nedir,
İşte bunları öğretiyoruz. Bu derste birincil amacı yaptığımız işi öğrenciye nasıl öğretebiliriz kısmı olan aşamayı süreç değerlendirmeyi işlemiş olduk. Süreç çözümlemeyi işlemiş olduk. İkinci psikodrama dersimizi, yani psikodramanın aşamalarını böylece tamamladık. Birinci dersimizde de 5 çekimle öğeleri tamamlamıştık. Gelecek dersimiz, 3. ders, 4 evrensel konusu olacak. Bunu bir tek çekimle tamamlayacağız. Evet, şimdi gelelim soru ve katkılarınıza. Şimdi tabii o kadar güzel anlattın ki çağrışımlar üstüne, çağrışımlar üstüne. Soru mu olsun, olmasın mı bilemiyorum ama biz fenomenolojik olarak bir nesneye Husserlci açıdan bakınca o nesneyi tanımlıyor ve olduğu gibi tanımlıyor. Ama biz hastaya baktığımızda sanki nesne gibi değil de onu kendi duygularımızla ve onun duyguları ve oluşuyla tanımlamaya çalışıyoruz. Ve o tele burada söz konusu oluyor. Bu çok derin bir anlayış ve öğrenci yetiştirilmesinde çok büyük bir bilgi ve duygu birikimi gerektiriyor. Çağrışım üstüne çağrışım geldi bende. Mesela aklıma seni dinlerken yapay zeka. Yani hani Turing testi geldi. O Turing testi bir perdenin iki tarafında, bir tarafta insan, diğer tarafında yapay zeka vardır ve öyle bir noktada Turing testini yapay zeka geçmesi gerekir ki insan onun makine mi, insan mı olduğunu ayırt edemez. Belki yapay zekayı yanlış düşünüyoruz. Yani onu bir biyomekanik bir nesne, bir matematiksel nesne veya bir yazılım. O şekilde düşünüyoruz. Yapay zeka araştırmalarında psikoloji çok önemli bir komponent, bileşen. Belki o psikolojinin de katkıda bulunduğu biyofiziksel bir nesne olacak. Çağrışım üstüne geliyor. Biz öğrencileri yetiştirirken ve grup süreçlerini değerlendirirken kendimizi de olaya kattığımızda, yani karşımıza bir çarpıtan bir nesne, yani oradan yansıyan ve ışığı çarpıtan aramıza bir mercek giriyor gibi hissediyorum. Bu bizi yanılgıya götürebilir. Analistler mesela bunu çalışarak açtığını ve yıllarca eğitim görerek açtıklarını söyledik. Biz ne yapmalıyız? Bu merceğin çarpıtmalarından karşıdaki öğrenciyi veya protagonisti doğru değerlendirmede bu merceğin ışığı yansıtmasındaki bizden kaynaklanan nedenlerden kurtulmak için, gerçeğe ulaşmak için neler yapmalıyız? Çağrışımların için teşekkürler. Hepsine yetişebilecek miyim bilmiyorum. Algıladığım şekliyle soru gibi gelen kısımlar için kendi görüşümü katmak isterim. En sondan başlayalım. Analistlerle biz aslında çok farklı değiliz. Çünkü onlar da kendilerini analizden geçtikleri aşamada kendilerini nötrleştirme etkisi yapan bir süreci, yani gözleyici olarak kendi öznel yanlarından bağımsız nötr bir bakış elde edebilmek için kendileri analizden geçiyorlar. Biz de aslında kendimizi tanıma ve farkındalık anlamında daha hiç de az kalmayan etkileri karşılaştırmalı, elimizde bir karşılaştırma yapacak veri yok. Ancak bu iki okulda kendi tanıma, kendini tanıma, kendini anlama anlamında bence eşdeğer. En azından terapisti kendi duygularının farkındalığına, neyi aktardığının farkındalığına götürecek bir çalışma zemini olmuş oluyor. Zaten bütün süreçte öğrenciyi yetiştirirken de kendini tanıyarak, kendi aktarmak yerine karşıdaki danışanı olarak gelen kişiyi doğru okumaya gelebileceği bir şey kazandırmak. Burada analizden bizim farkımız diye vurgulamak istediğim şey şuydu, fenomenolojiye de buradan girdim zaten. Bir
psikodramada bir karşıda duran biri gibi bakmıyoruz danışanımıza, öğrencimize ya da biz çalıştığımız hastaya diyelim, danışanı. Ne yapıyoruz? Onunla karşıda duran gibi değil, ben-sen ilişkisi etiği içinde ilişki kuruyoruz. Yani onu onun kendini gözlemesine aracılık ediyoruz. Biz ona ilişkin gözlemimizi ona aktararak gitmiyoruz. O kendisini araştırıyor ve biz ona eşlik ediyoruz gibi. Yani bu duruş, karşıda duranı kıran duruş, işte bu pozitivistik paradigmadan farklılaştıran nokta orası. Yani biz onu incelemiyoruz. Onun kendini incelemesini sağlıyoruz. Burada bir objeleşme gene var. Kendisi için objeleşiyor. Ayrıca içsel dünya objeleşiyor değil mi? Herkesin gözleyebildiği ve üzerinde belki ortaklaşa sabitleyeceği şeyler de gözlüyoruz. Davranış şeklinde olanlarda. Tabii gözleyenlerdeki, demin o protokolleri okumayla ilgili söylediğimde, gözleyenlerdeki yorumlama ve görece içsel dünyaya göre yorumlama, öznel yorumlar da bu işi çok çok karmaşıklaştıran, her adeta her parçayı, bilimin ve felsefenin kullandığı bütün her şeyi içeren yaşam gibi zengin bir hale getiriyor. Burada onun için hani bunları ayırmak da, böyle soyutlayıp parçalar halindeymiş gibi bakmak da, kavramlaştırmak da işleri belki de gerçeğinden bölüp parçalara ayırıp hazmedecek hale getirmek gibi bir şey. Yani burası böyle, bu parça böyle, bu parça böyle, buraya bu uyuyor gibi. Hani filin her yerinden tutmakla bir gerçek. Ama benim demek istediğim şu. Fenomenolojideki gibi biz de tamamen öznel dünyanın, kurgu dünyasının değil, dışarıda bir nesne olduğunu, aşkınsal bir nesne olduğunun kabulündeyiz de diye de düşündüğümü belirtmek isterim. Burada da ortak bir kavrayış içindeyiz. Yapay zeka konusunda söylediklerin tabii çok özel bilgilerin var bu konuda. Çok teşekkür ederim. Bir katkıdır diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Sevgili İnci, teşekkür ederim. Yine gayet güzel bir ders dinledik. Çok sağ ol. Özellikle metafor kısmında, bahçe duvarları kısmında ben gülümsedim çünkü buna benzer bir çalışma yaptırıyorum. Özellikle gölge ile çalışırken insanın kendi iç dünyasını metafor şeklinde gözlemlemesi, onun içine girmesiyle ilgili. Bütün grubu rahat bir şekilde gevşettikten sonra, bütün bedensel o gevşemeyi, nefesle gevşemeyi sağladıktan sonra 7 kat indiriyorum aşağıya. Asansörle ya da merdivenle, ne tercih ederlerse. Ondan sonra bir kapıyla karşılaştırıyorum. Burada mesela herkesin kapısı da çok farklı oluyor. Sonra o kapıyı açtırıp bir bahçeye çıkartıyorum. O bahçede herkesin farklı bir bahçesi olduğu paylaşımlarda ortaya çıkıyor. Bahçenin ışığı nasıl, güneş var mı yok mu, bulutlu mu değil mi, çiçek var mı yok mu, ağaçlar var mı yok mu, başka canlılar, akarsu, işte duvarlar nasıl, boyutu nasıl, en rahat yeri nasıl. Böyle bir çalışmayı yaptıktan sonra geri döndüğümüzde ilginç bir duygu içerisinde oluyorlar ve o paylaşımları psikodramatik oyuna da çevirebiliyoruz. Talep edenler olduğunda, çünkü bütün grup çalıştığımız için hepsini yapmak her zaman mümkün olmuyor zaman nedeniyle. Ama bütün grup süreci içerisinde zaman zaman geriye dönüp tekrar ben buna bakabilir miyimle de gelebiliyor. Ben buna gönül bahçesi diyorum. Evet, yani burada da sanki bir tele yaşadık gibi geldi bana. Çok benzer örnekti. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler İnci. Ben de yıllardır bu anlattıklarını, aynı zamanda pratikte de nasıl geliştiğini görme şansına eriştim. Bundan da ayrıca çok mutluyum. Bu süreç analizi
bizim kuşağı 3 kuşak önce dersek yıllar içinde çok geliştirerek öğrencileri çok daha faydalı bir biçimde bana göre ilerliyor. Süreç analizinde bütün bu işte onları çalıştırıyorsun, terapist ne yaptı, süreçte ne oldu? Bunlardan sonra ben de yorum yapıyorum dedin. Ve ben bunu daha çok dil üzerinden yapıyorum. Oyundaki söylenen cümleleri alıyorsun, bunları örnekliyorsun. Mesela son oyunda bir örnek geldi aklıma. Belki izleyenler için de daha aydınlatıcı olur diye o örneği vermek istiyorum. Protagonist bir yerde olamıyorum diyordu. Fakat onun eşi olan kişi olmalıyım diye bunu tekrar ediyordu. Ve sen orada bir bunun farkını gösterdin. Ve olamıyorum cümlesinin belki bir yetersizliğe işaret ettiğini ve oradan gidileceğini. Oysa olmalıyımın belki dışarıdan söylenen süperegodan gelen bir ses olduğunu ve oradan oyunun başka türlü gidebileceğini. Dolayısıyla dildeki bu küçük farklılık bile bizi oyunda değerlendirirken farklı yanlara götürebiliyor. Buna çok iyi bir örnekti. Benim için çok öğretici olmuştu. O yüzden tekrarladım. İkinci bir şey şu not tutmayla ilgili. Kendimiz de bu süreçlerden geçtik. Hakikaten temel aşamada sürecin içindeyken ilk başta aslında büyülenmiş şekilde izlerken not tutulmuyor. Sonra ne zaman bir gereklilik başlıyor işte protokol yazımı gibi işte bir şey anlatma gibi o zaman harıl harıl öğrencilerin not tuttuğunu görüyoruz. Kanımca hakikaten biraz engelliyor çünkü sözcükleri duysan da yüzdeki ifadeyi kaçırıyorsun. Oradaki bir hareketi küçük bir nüans gidebiliyor not tutarken. Kendi deneyimlerimizden yine yola çıkarak hemen gün içinde aslında oyundan sonra yazıldığında kalıyor akılda. Belki bir tavsiye olarak o akşam yazılmasını, bir gün içinde, 24 saat içinde yazılmasını tavsiye edebiliriz. Çünkü not tutmak bence de çok koparıyor süreçten diye düşünüyorum. Teşekkürler. Katkılar için teşekkür ederim ben de. Böyle beraber konuşmak, aralarda da konuşuyoruz. Onlar çağrışımlarımızı zenginleştiriyor. En azından bize yarıyor bu süreç. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Herkese iyi günler.